Dün Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Zaten olayları görmüşsünüzdür. Her yerde değişik değişik haberler gördüm. İnsanların futbol takımı için özellikle o takımın başarısında kendilerine ait herhangi bir kazanç sağlanamayacağını bildiği halde bu kadar coşmaları biraz komiğime gidiyor işin doğrusu. Tabii ki bazılarınız diyecek işte taraftarlık farklı bir şey. Evet bu arada taraftarlık farklı bir şey. Bir takımı tutarsın o takım şampiyon olur. Bunu coşkulu bir halde de kutlayabilirsin de. Benim burada girdiğim kısım daha çok holiganlık. Çünkü çok sapkınlaşmış insan insanlar görüyorum işte. Bir tanesi var Fenerbahçeli fenomen. Adam bayağı Fenerbahçeli sıyırmış kafayı. Deli deli hareketler yapıyor. Trabzonspor bu kadar ana akım bir takım değil mi desem artık. Diğer takımlar gibi bu kadar önümüze düşmüyor. Bir baktım insanlar birbirine saldırıyor lan. Cadde Bostan'da Taksim'de vesaire böyle. Fenerbahçeliler Trabzonsporlulara başka şehirde Trabzonsporlular diğer takımlara saldırıyor. Bunun için kavga etmeye değer mi lan? Mesela şu sene ben de ara ara arkadaşlarım futbol takip ediyor diye bunlarla birlikte maç izlemeye falan gidiyorum. Bizim olay tamamen şöyle işliyor. Yandaki arkadaş hangi takımı tutuyorsa ben tam karşı takımı tutuyorum. Gol atarsa o bana koyduk mu diye bağırıyor. Lap 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 diye bağırıyor. Benim tuttuğum takım gol atarsa ben onu lap laplıyorum. Bu da bizim kendi eğlencemiz oluyor. Oğlum futbol dediğin şey böyle konularda stresini atar. Hayat zordur evet. Türkiye'de yaşamak zaten özellikle bu yıllarda yorucu. Stresimizi atmak için yerler arayabiliyoruz ama stres atma şeklimiz bu olmamalı. Tabii ki zaten aranızdan böyle insanların çıkacağını düşünmüyorum. Daha şimdiye kadar böyle bir tip gelmedi. Hatta geç ara ara futbol takip ettiğimi söyleyince şaşıranlar oldu. Sen nasıl futbol bakıyorsun diye. Yapıyoruz böyle ara ara bir değişiklik gerekiyor insan bedenine. Ne değişik tipler gördüm ya. Bağdat Caddesi'nde bildiğin arabaları taşlamışlar mesela. Olay ne sırf Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutluyor diye. Acaba bu insanların oy verme ehliyetini falan kesseler mi ya? Bence toplum çok daha güzel bir yere gelebilir bu tarz insanlarla. Çeşitli yağmalama videoları gördüm. Devlet bu konularda bu insanlara karşı çok acımasız davranması gerekiyor. Mesela o arabaları taşlayan kişiler devamında bunların ceza almayacağını bildiği için rahat rahat taşlamaya devam ediyor. Soksanıza bakalım şunları cidden bir hapse. İçeride bir görsün göreceğini. Dışarı çıktığında bir daha böyle şeylere bulaşmasın. Ne gerek var lan? Bir tane saf bir adam gördüm. O da sıyırmış kafayı. Eşi hamileymiş yanlış hatırlamıyorsam. Almanya'da yaşıyor bu. Sırf Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamak için karısını hastanede bırakıp biniyor uçağa buraya geliyor. Ve bunu güzel güzel anlatıyor. Oğlum ben sizin ilişki yapınıza tüküreyim. O kadın ayrı yazık. O çocuğa ayrı yazık. Bak bak şunu deseler yine anlar. Anlıyorum derken destekliyorum bazında söylemiyorum. Mesela Trabzonspor şampiyon oluyordur ve bu insanlardan bazıları ikişer milyon dolar bundan dolayı prim alıyordur. Bak bunu kutla. Bunda coş. Bunda bayağı kudur lan. 2 milyon dolar diyoruz. Oğlum senin hayatına herhangi bir şey girmiyor. Ertesi gün kahveye gittiğinde işte koyduk mu falan diyeceğim başkalarına. O kadar bitti. Bunun için bu kadar hayatı adamaya ne gerek var? Herhangi bir şeyin fanlığını, holiganlığını yapmayın. Bu bu kadar basittir. İlla bir şey için İlla bir şey için böyle çok coşacaksanız en azından bir bunun artılarını düşünün. Eksilerini düşünün. Size bu ne katacak? Veya sizden neler çıkaracak? Asıl önemli olması gereken şeyler bunlar değil mi ya? Valla o kadının yerinde olsam ben direkt boşardım o adamı. Boşanmak için çok haklı bir sebep. Ama büyük ihtimal zaten boşanamaz da böyle bir insanla. Bela olur insana. Türlü türlü sıkıntıları oluşacağını biliyordur vesaire. Üzücü durum gerçekten. Başka insanlara çok üzülüyorum bazen yeri geldiğinde. İleride evlendim. Eşim hamile. Doğuma ask kaldı. Benim onu geride bırakmam için çok 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 büyük bir şey gerekiyor. Thanos'un falan gelmesi gerekiyor yani öyle bir seviye. Bir diğer yandan da bir komik manzara gördüm. Trabzon'da stadın önünde Teknofest yaptılar. Görmüşsünüzdür belki onu da. Mükemmel lan. Ara ara böyle bir etkinliğe ihtiyacım olduğunu fark ettim ben. Belediyelerin bir görevi bu olabilir. Her şehirde bir tane meydan oluyor illa. Tekno gecesi gibi bir şey yapabilirler. Oraya böyle semtin bütün kekoları olarak gidip tekno müzik eşliğinde kopmamız gerekiyor bizim. Kadıköy Belediyesi görev göreve lütfen. Güzel eğlenilir lan. Şimdi diğer festleri falan düşünüyorum işte üniversite festlerini. Onlarda da eğleniyorsam bunlarda da eğlenirim bence. Podcast'ı bitirirken 1 Mayıs işçi ve Emekçi Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Ve yarın içinde inanan arkadaşların Ramazan Bayramını kutluyorum. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.